Ben incirlik ameliyatı üstünde çalışırken bir acil bir hasta var dediler. Tabii biz acil deyince kanama var. Yani bizim için en önemli şey kanamalı bir doğum ya da kanamalı menopoz dönemi kadını falan. Böyle bir şey düşünürken karşılaştığım hasta vajinasına sarımsak koyan ve o sarımsağı çıkaramayan hastaydı. Tabii ki bu da acil aslında. Yani sık görmediğimiz acillerden ama vajinaya sarımsak koyduğun zaman sarımsakta bulunan o asidik şey hani elimizde bile kontak dermatit yapıyor. Böyle derinin kalınlaşmasını sağlıyor. Aşçılarda mesela şu parmakları hep şeydir, kalın ve sarıdır. Vajinada neler yapmaz ki? Yani kadın mahvolmuş, yanmış. Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu kanalı kurmadaki amacım kadınlara doğru bilgilerin ulaşmasını sağlamak. Bazı yanlışları görüp tespit edip işte bu değil dememiz gerekiyor. Şimdi birçok uygulamalar var. Cilde yapılan uygulamalar, işte satılan, promote edilen, vajinal sağlık için, vajinal temizlik için, pedler, işte kama jelleri. Bunlara böyle çok sıkı sarılan kadınlar var. Ama bunlardan nefret edip doğal olanı ben yaparım diyen kadınlar da var. Ben incirlik ameliyatı üstünde çalışırken acil bir hasta var dediler. Tabii biz acil deyince kanama var. Yani bizim için en önemli şey kanamalı bir doğum ya da kanamalı menopoz dönemi kadını falan. Böyle bir şey düşünürken karşılaştığım hasta vajinasına sarımsak koyan ve o sarımsağı çıkaramayan hastaydı. Tabii ki bu da acil aslında. Yani sık görmediğimiz acillerden ama vajinaya sarımsak koyduğun zaman sarımsakta bulunan o asidik şey hani elimizde bile kontak dermatit yapıyor, böyle derinin kalınlaşmasını sağlıyor. Vajinada neler yapmaz ki? Kadın mahvolmuş, yanmış. Tabii hemen çıkardık ama bu da bir uç yani. Hani bu çok kimyasal kullanmayın, yeni şeyler yapmayın. Biz hekim söylüyor bunu. Çünkü bunlar sadece ticari amaçla yapılan şeyler. Ama bunlara karşı olup da ben sadece doğalları yapıyorum deyip şu vajinayı bir rahat bırakmıyorlar ya. Rahat bırakın arkadaşlar. Kalsın doğal halinde. Yoğurt sürmek, ne bileyim sarımsak koymak, sirkeyle yıkamak. Yani bana muayeneye gelen hastalarımın büyük bir çoğunluğu, ya abartmıyorum, %70'i vajinasını sirkeyle yıkıyor. Ve yıkamaması gerektiği konusunda da ikna edemiyorum. Yani o kadar bu bilgileri doğallığa, o kadar böyle kendilerini adamışlar ki yani ikna edemiyoruz. Sonra ne oluyor tabii? Cinsel yolu bulaşan hastalık geçme riski oluyor, alerjileri gelişiyor. Bir sürü sorun oluyor. Bu videomuz bir tepki videosu. Gene doğal tarif veren bir video. Neler söylemiş? Gerçekten faydası var mı? Tabii ki sizin işinize yarayacaksa kabul ederiz. Başımızın üstüne. Kanalın ismi çok güzel. Altın Dişli Hayriye'nin maceralı. Bu böyle bir şarkı mı vardı? Altın Dişli Hayriye. Evet, videonun ismi vajinal bölgeye bal sürerek. Şimdi bir bakalım, izleyelim. Vajinal kaşıntı için iyi bir çözüm olabilir. Elma sirkesi vajinanın doğal... Şimdi benim anladığım böyle bir başlık atmış çünkü çok dikkat çekiyor. Tutulacak bir dalı yok yani. Hani vajinaya bal sür diyecek ama işte bilimsel yönlerini kullanmış, fayda görmüş kişileri kullanamayacağı için kaşıntıya ne iyi gelir? Sirke, herkese sirke kullanıyor diyorum ya, benim hastalarım, buraya gelebilen hastalar da arkadaşlar sosyoekonomik düzeyi çok yüksek olan kadınlar. Yani onlar da sürüyorlar. Ben böyle diyorum ki ya inanamıyorum, 15. yüzyılda bile kadınlar sirke sürmüyordu vajinalara. Nereden çıktı bu? Elma sirkesi vajinanın doğal pH dengesinin yeniden kazanılmasına yardımcı olur. Kanın bir pH'i var, idrarın bir pH'i var, tükürüğün bir pH'i var. Vajina da böyle, vajinanın da bir pH'i var. Bu 3.8 ile 4.1 arasında. Aslında bu pH'i vücut sağlıyor zaten. Yani sizin bu pH'i tutmanız için ne bir pH işte düzenleyici yıkama jellerine, pH düzenleyici fitillere, vajinal flora düzenleyici ürünlere ihtiyacınız yok. Çünkü zaten fonksiyonlarımız var, böyle planlanmış. Rabbimiz çok şükür bizi böyle yaratmış. Genetik olarak kodlanmışız. Şimdi kadınlarda şöyle bir şey oluyor. Hani diyelim ki kaşıntısı oluyor. Vajinal floram bozuldu, pH'i bozuldu. Ben bu pH'i, işte bu kaşıntıyı sirkeyle giderebilirim. Ya böyle değil. Bu tür şeyler kaşıntınızı daha çok arttırır. Ama bunun için bu tür yöntemlere başvurmanız sorunu daha da kötüye götürür. Yani alerjiyi, işte tepkiyi, o kaşıntıyı, yanmayı daha da kötüye götürür. Varsa böyle bir sorunuz, doktorunuza gidin. Şu an 21. yüzyıldayız. Bunu ki Türkiye'de sağlık hizmeti çok iyi. Tedavinizi alın lütfen. Böyle şeylerle vakit kaybetmeyin, zarar görmeyin. Vajinal kaşıntıyı giderebilmek için soğuk kompres de uygulayabilirsiniz. Bak, bunu doğru söylemiş.
Şimdi yiğidi öldür, hakkını ver demişler. Gerçekten vajinal kompres soğuk uygulama. Tabii bunu da böyle bir soğuk uygulama deyince buzu alıp da direkt koymayın lütfen. Hani kaşıntınız çoksa, ilişkide çok ağrı hissediyorsanız ilişkiden önce bir yarım saat yapabilirsiniz. Ben hep hastalarıma şey diyorum, buzdolabı poşetinin içine 3-4 tane buz at, buz küpü, böyle bir çay bardağı su koy, bağla ağzını, o bölgeye değdir ama direkt buz olmaz. Direkt buz, buz yanığı yapar. Çünkü o buzun işte -4 mü, -20 mi olduğunu bilmiyorsunuz. Bizim onu biraz suyla yumuşatmamız gerekiyor. 15 dakika uyguladığınızda hem kaşıntınıza iyi gelir, buzun ağrı kesme özelliği vardır. Hani soğukta kaldığınızda parmaklarımı hissetmiyorum falan diyorsunuz ya, hissizlik yapma etkisi sinirleri uyuşturuyor çünkü. Öyle bir etkisi vardır. Eğer siz de ilişkide çok ağrı hissediyorsanız, vajina girişinde yanma ağrı sorununuz varsa buzlu poşetin içine koyduğunuz su ve buzu bağlıyorsunuz, soğuk bir şekilde kompres yapabiliyorsunuz. Bu iyi bir uygulama. Tuzlu su banyosu da yoğurt vajinal kaşıntıyı gidermesi olası bir çözüm olabilir. Şimdi tuzlu su banyosu deyince aklıma şey geldi. Doğuda yeni doğan çocukların tuzlarlar, tuzla yıkarlar. Amaç da işte erişkin haline geldiği zaman o kişi terlemesin. Yani ter hücrelerini öldürmeye çalışıyorlar. Ama var ya, o kadar zararlı bir uygulama ki. Yani korkunç zararlı. Tuzun vajinada, yeni doğan çocukta, gözde, bazen göze falan damlatıyorlar tuzlu suyu. Kesinlikle işi yok. Yani tuzlu suyla gargara yapabilirsiniz. Evet, onlar öyle bir ödem azaltma etkisi o bölge için olabilir. Ama vajinada biz kesinlikle böyle bir uygulama kullanmıyoruz. Ve yeni doğan bebeklerinizi lütfen tuzlu suyla yıkamayın. Yani o çocukların o doğduklarındaki beyaz şeyleri vardır, böyle yağ tabakaları vardır. Yeni doğan çocuk bir hafta yıkanmamalı aslında. O yağ tabakası ıslak ortamdan kuru bir ortama geçen bebeğin adaptasyonunu sağlıyor dünyada. Yani onu uzaklaştırıp bir de onu tuzla yıkadığınız zaman, tuzlu suyla mahvediyorsunuz o deriyi. O yüzden bunu da lütfen yapmayın. Da vajina bölgesindeki kaşıntıyı gideren çözümlerden birisidir. Ya evet, bu yoğurt, sarımsak, zaten ben hep şey derim, yani Amerika'da bir akım başlarsa 10 yıl içinde Türkiye'ye gelir. Şu anda Türkiye'ye geldi bu akım. Orada da sarımsak, yoğurt o zaman başlamıştı, sirke, şimdi buraya geldi. Keşke daha önceden önlemini alsak ama şimdi kadına diyemezdik ki yoğurdu, böyle hani ortam yoktu, sakın yoğurt sürme, sakın sirke sürme. Kadın diyecek ki nereden çıktı? Ama şimdi diyebiliyoruz. Yani önlemini alamadık ama hekim olarak üzülüyorum ona. Yani yoğurt falan sürmeyin arkadaşlar. Böyle şeyler sağlıklı değil. Yoğurdu sirkeyi yediğiniz zaman faydalı. Çünkü neden? Bunlar gıdalar yani. İşte bal yediğiniz zaman faydalı. Midenize gidiyor. Midede asitler bunu parçalıyor. 12 parmak bağırsağını geçiyor. En faydalıları 12 parmak bağırsağı şöyle bir alıyor. Sonra ince bağırsağına gidiyor. İnce bağırsakta işte bu besinler o moleküllere iyice iyice ayrılmış oldukları için kanınıza geçiyor. Karaciğerinize gidiyor. Ve çok faydalı. Yani balın faydası, yoğurdun, sirkenin insandaki faydası ayrı bir şey. Ama bunlar oradan absorbe edilebiliyor. Çünkü orada yapı olarak, hani bilmiyorum, işkembe falan görmüşsünüzdür herhalde. Hani oradaki böyle yapı var ya, girintili, çıkıntılı, asit oluşturuyor, parçalıyor falan. Oradan emilim sağladığı için vücuda, kana geçiyor, karaciğere geçiyor, beyine gidiyor, etkisi oluyor. Ama şimdi vajinaya koyduğun herhangi bir balın, herhangi bir sirkenin, yoğurdun etkisi yok. Kontakt, dermatit, alerji yapma etkisi var. Oradan emilmiyor. Yani oradaki florayı yoğurtla düzeltmek diye bir şey yok. Böyle bir uygulama yok. Bazı kadınlar der ki mantarım olmasın diye yoğurt diyorum. Yani yoğurt zaten faydalı, yiyin yani. Hani onunla ilgili bir şey yok. Hani o maya yediğin için vücudundaki mayaya bir artısı olacak da vajinal mantarını azaltacak diye bir bilgi yok şu anda. Ama zaten faydalı, yiyebilirsiniz ama vajinanızda lütfen sürmeyin. Benim aklıma hep şey geliyor ya, böyle şeyler yazan insanlar acaba kendileri yapıyor mu? Mesela ben biliyorsunuz ki Zeynobaji doktoruyum. Cinefix'in eğitmeniyim. Tos'un eğitmeniyim. Femilip vajinal lazerin eğitmeniyim. PRP'ler, OSHA'lar, G-spot'lar, bunların hepsini eğitmeniyim. Ama ben bunların hepsini aslında kendime de uyguluyorum. Yani hiçbir şeyi kendime yapmıyor değilim. Hepsinin faydasını gördüğüm için sizinle paylaşıyorum ve insanları, hekimleri, diğer meslektaşlarımı bu konuda eğitiyorum. Ama yani tamponu yoğurda sürüp koyup da vajinasına koyan var mı yani? Doktor bunu sana hiçbir zaman önermez de. İşte bir arkadaşınız önerdi mesela. Yapmış mı acaba böyle bir şey? Hiç sanmıyorum. İki sefer uygulayabilirsiniz. Sarımsak da antibakteriyel bir maddedir ve bakterilerle mayaları öldürmeye yardımcı olur. İşte bu mayaları öldürmesi falan var ya arkadaşlar, burada söyledikleri şey sanki vajinadaki o mantar, maya sarımsakla öldürülebilecekmiş gibi düşünüyorlar. Öyle değil. Onlar tamamen farklı. Bu tamamen cehaletle ilgili. Mayayı bu duymuş. O zaman sarımsağı vajinaya koyarsam işte mayaları oradaki kandidayı öldürür. Öyle bir şey yok lütfen. Böyle şeyler yapmayın. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de geliştiren
hem sarımsak vücudu enfeksiyonlara karşı da korur. Tamam bak, sarımsak bağışıklık sistemini geliştirebilir. Bu konuda zaten hemfikiriz. Ama bunu yediğin zaman geliştirebilir. O yüzden lokal olarak, yani sen şuraya sarımsak koyduğunda bir etkisi olmuyor. Bir de göze sürüyor değil mi? İnsanlar sarımsakları mesela gözü ödem olan çıkan kişilere sarımsak sürüyorlar ki daha da kötü olsun. Mesela saç kıranlarda, alopesilerde sarımsak sürerler iyi gelecek diye. Ya da birisi vitiligo olmuş, sarımsak sürdürürler. Sarımsağın irritasyon yapan etkisi var dedim ya, yani atopik dermatit yapan etkisi var. O atopik dermatit yapan etki, alopesi de bizim kullandığımız ilaçlar da atopik dermatit yapıyor ki orayı uyarsın diye. Ama bu mekanizma farklı da sarımsak orada da işe yaramıyor zaten. Yani ilaç gerekiyor onun için. Yani o yüzden böyle şeyleri değil de pozitif tıbbın lütfen önerdiklerini uygulayın. Daha hızlı sonuç alırsınız. Vücudu enfeksiyonlara karşı da korur. Sarımsağın yanı sıra her gün birkaç adet karanfil de çiğneyebilirsiniz. Leylak çiçeği de vajinal kaşıntıya iyi gelen bir bitkidir. Yani ben leylak çiçeğinin ilk defa duyuyorum. Hani belki tıbbi şeyi söyleseler, biz bazen black kohoştu, işte farklı ilaçlar, hani bitkisel olan şeyleri kullanıyoruz, ilaç haline getirmişler, ama bu leylak çiçeğinin antiseptik özelliği ve enfeksiyonlarla mücadelesini hiç duymadım. Antiseptiktir ve enfeksiyonlarla mücadele eder. 2-3 bardak filtre suyla. Aklıma şey geldi, suyla işte kaynatın falan diyor ya, soğan suyu. Soğan suyu şöyle 2 senedir yapılmıyor. Niye? Hastalarım bıraktı onu herhalde. Bir ara çok modaydı. Herkes vajinal enfeksiyonu varsa 3 haftalık soğan suyu kürü yapardı. Ben de hep şey sorardım kadınlara. Ya nasıl içiyorsun, tadı nasıl falan derdi. Hocam iyi ya, işte bir bardak hemen dikiyorum falan derdi. Şimdi onlar akıntı için kullanıyorlardı. Sonra peki geçirdi mi? İyi gelme, ooo çok iyi geldi falan. E o zaman bende ne işin var, niye geldi? Demek ki geçirmemiş yani. Hani belli bir farkı o zamanla mı aldın? Ya da onu tabii ki soğan suyunu içtiğin için, diyorum ya, bağırsak içmeyle yemeyle olan şeyleri, bağırsak yiyecekleri faydalı bir şekilde getirebilir vücutta. Belki hani bir etkisi olmuş olabilir ama direkt uygulama vajinada öyle bir etki yok. Saç yapraklarını kaynatın ve vajinal bölgeni su suyla yıkayın. Kefir de son derece zengin bir probiyotiktir ve vajinal kaşıntıya iyi gelir. Kefir aynı şeyi söylemiş arkadaş. Bir tamponu kefire daldırarak 2 saat boyunca vajinanıza takıp işe yaradığını göreceksiniz. Sen yaptın mı? Ben onu merak ediyorum. Ayrıca kefiri içerek de tüketebilirsiniz. Bu da etkili bir antibakteriyel ve antiseptiktir ve vajinal kaşıntıya iyi gelir. Vajinal bölgeye bağlı sürerek yaklaşık... Şimdi vajinal bölgeye balı 30 dakika sürüp bekleyecekmişsin. Öyle öneriyor. Hani sen eline bile sürsen balı 30 dakika bekleyemiyorsun. Yani parmağına bile gelse o rahatsızlık hissi insanda şey yapıyor. Ya tabii ki böyle bir şey yok. Hani bunu tıpla açıklamaya çalışmayacağım. Bu sadece bizim ülkemizde de olan bir olay, bir sorun değil. Dediğim gibi Amerika'da da var. Geçen bir Afrikalı hasta geldi. Bir yıldır tedavi ediyoruz. Geliyor, gidiyor. İşte vajinal lazer yapıyoruz, dolgu yapıyoruz falan. Gayet mutlu. Sonra dedi ki benim bütün hissim kayboldu. Bir daha istiyorum. Tamam da yani niye böyle bir şey olmuş olabilir ki? Neden kaybolsun dedim. Ya dedi, bizim orada dedi çok meşhur bir yağ var dedi. İşte vajinada dedi hem kayganlık yapıyor Afrika'da, hem de sıkılık yapıyor dedi. Onu sürdüm dedi. Etrafım çok önerdi. Etkilendim. Onu kullandım, sonra hissi kaybettim dedi. Şimdi yani tabii ki öyle olacak. Hani böyle şeyler kullandığınız zaman normali bozacaksınız. Çalışan bir sistemi bozacaksınız ve bu sefer daha geriden başlayacağız tedavi etmek için. Yani bir sıkıntınız varsa dediğim gibi bir hekimle görüşmek en mantıklısı. Var ya, en çok neye üzülüyorum? Yani bu video 1.7 milyon seyredilmiş. Paylaşmışsınız. Yani bu kadar kadınlara faydalı olan bilgiler verdiğimiz bir kanalımız var. Lütfen bizi de paylaşın. Yani bunların önüne geçelim ki halk sağlığını koruyalım. Şimdi bu video, hani sesi duydunuz, Google'a okutulmuş bir video. Aslında bunlar çok popüler konular ya. Hani 16-17 yaşındaki genç çocuklar YouTube'dan para kazanmak için bu tür videoları işte planlıyor, aranjmanını yapıyor. Aktarlardan, Google aramalardan bilgileri topluyor ve buraya tek tek yazıyor. Yani biz bunları aslında niye ciddiye alıyoruz? Siz seyrettiğiniz için ciddiye alıyoruz. Ve yapıyorsunuz. Yapmamanızı engellemek istiyoruz. O yüzden aslında bu videoların kimin tarafından çekildiği, yani altın dişli Hayri'nin kim olduğunu, ne gibi bir yeterliliğin olduğunu bilmek gerekiyor, ama lütfen bu tür şeylere İnanmayın. Bunlardan etkilenip soğan sürmeyin yüzünüze, bal sürmeyin vajinanıza. Akıllı olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.